Getirle siparişin bölüm bitmeden kapında. Abi ne anlat, nereye alanı geldin? Alanı savunuyor işte adam. Abi yemiş adam. Adam adamı yapınırken de alan savunursun. Ben onu bunu bilmem. Bak ben diyeceğim ki alanı malanı çalıştırdık zaten arkadaşlar. Bitti alan savunması. Bu arkadaşa bir tanesine adam vereceksin diye bunu söyleyeceksin abi. Basit. Basit işler. Söylememiş. Basit. Söylememiştir abi. Ersun da söylememiş. Sergen Hoca da söylememiş. Söylememiş. Adam bomboş kafa vurdu ya. Bomboş kafa. Doğunk bomboş kafa vuruyorsa teknik direktör hatasıdır. Bir kere Fenerbahçe. Tartışmıyorum. Ta o Cumhuriyet Kupası maçı vardı. Özel maç. Sivas Spor'la oynanan. Evet. O maçta 7 golü hatırlıyor musun Donat Top'tan? Hatırlamıyorum. Ben çok net hatırlıyorum çünkü bütün sezon. Tamam. Mesela orada 10'da 10 hatalıydı. 10'da 9 hata, 10'da 8 hata devam etti. Aynı hatalar devam etti. Niye biliyor musun? Oyuncu malzemesiyle alakalı bir şey hocam. Değil abi. Duran toptan gol yemek oyuncu malzemesiyle alakalı değil. Alakalı. Değildir abi. Bir kişi varsa Van Dijk gelmedi. Ha şu var arkadaşlar. Duran şu var bak şu var. Şu var. Şu var arkadaşlar. Adam da hem donk olur, hem ruyundama olur. Hem efendim ne bileyim başka iyi kafacı bir ya adam hep söylüyorum. Hep Van Dijk olur, hem Mehmet Delik Topal olur mesela. Serdar Aziz olur bir de. Hani golcü stoper mesela. Ulan hangi birini tutayım da anlarım. Bu anlarım. Ya bir kişi var kardeşim vuracak. Bak bir de anlatıyorum. Bir kişi var, bir kişi. Sadece donk var. O adamdan gol yemiyor. O adama topu vurduran teknik direktör yanlış ve kötü teknik direktördür. Duran top için konuşuyorum. Duran top için konuşuyorum. Donk Fenerbahçe'ye gol attıysa Ersun Yanal'ın hatasıdır. Peki dur bakalım. Donk dur, Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra Sivas'ta bomboş topa vuruyorsa Rıza Çalınbay'ın hatasıdır. Dur bir. Donk Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra Sivas Spor'da, Sivas Spor'a gol attı mı Donk? Sivas'a da hayır. Atmadan mı atıyordu? Asist yaptı. Asist yaptı. Sivaslı yerden Spor'a teknik tecrübesiyle yaptı onu. Sivas Spor'a bomboş kafa vuruyorsa Rıza Çalınbay'ın hatasıdır. Hem Fenerbahçe'ye gol atıp hem Sivas Spor'a net pozisyon ürettikten sonra hala Beşiktaş maçında iki kere topa bomboş vuruyorsa bir tanesi çok net olmak üzere Sergen Yalçın'ın hatasıdır. Peki sen haftaya kimle oynayacak mesela? Haftaya dediğime bakmayın. Bir sonraki fikstürde kimle oynayacak Galatasaray? O maçta hala bomboş kafayı vuracaksa ha Donk şeyde attı. Gençler Birliği'ne de attı. Gençler Birliği'nde Rıza Zabzoğlu'nun hatasıdır. Sonraki maçta kimle oynayacaksa o maçta da Donk boş kafa vurursa o teknik direktör hatalıdır. Peki soruyorum. Benim teorim budur abi. Tamam şimdi senin teorine göre. O zaman senin dediğine göre Jürgen Klopp bayağı kötü bir teknik direktör. Niye ne alakası var şimdi? Oğlum Van Dijk gelmeden önce Liverpool'un kornerlerde yediği gol yemin ederim buradan Liverpool'a yol olur. Abi şimdi armutla elmayı karıştırma. Karıştırmıyorum neyi karıştırma hatırlar mısın? Bournemouth'tan kaç tane yedi? Bournemouth'taki 5 tane adam vardır. 5 adamın hepsi vuruyordur. Ben bir kişiden bahsediyorum. Bir kişi bir. Liverpool'la oynayan adamlar Virgil van Dijk'ı tutacak ya bu kadar basit ya. Tutacak abi. Çünkü kafayı vurabilen adam o. Onu tutacaklar ya. Siz tutacaklar abi. Direktör işini, tutacaklar abi. Bak siz bu teknik direktörün ve takımın etkisini %100 falan görüyorsunuz. Hayır öyle görmüyorum. Ben %50 %60'tır teknik direktör. Çok yüksek o. %50 %60'tır. Maksimum %40'tır. Daha az değil. O zaman hocalara para vermeyelim sen abi. Demiyor musun? Vermeyelim para. Guardiola bir kere de. Guardiola %110'dur mesela. Şeyi çalıştırsın. %110 etkisidir. Çalıştırsın diyorsun. Bak %110 etkisidir. Mesela Guardiola'nın etkisi bir takıma %110. %110. Manchester City'nin sahiplerinin harcadığı o paralar olmasa da diyorsun. Gene de %110'dur abi. Çok etkilidir. Mesela abi. O çok etkilidir abi. Arap zenginler satın almadan önceki takım Stephen Ireland, Michael Richards falan onların da hocası olsaydı şampiyon yapar diyorsun öyle mi? Hayır o transferleri yaptırmazdı. Elano. O transferleri yaptırmazdı. Yani onlar şey soydular şeyi. Kimler? O ekipler babayı soydular. Mancini başta olmak üzere. 562 Mancini milyon pound. Ondan önceki kadroları işte onları aldırtmazdı Guardiola. Ayırlantlar peki sen diyorsun ki mesela Guardiola Barcelona'ya şeyleri meyleri aldırmazdı. O bir tane ismi enteresan bir tane rasta saçlı santrıfır vardı. Onları falan aldırmazdı. Anladım. Dur. Portsmouth'un santraforu. Portsmouth'un evet, santraforu. Evet. Ha, tamam. Onları falan aldırmazdı yani Guardiola olsaydı. Bir şey soracağım. Peki o zaman Barcelona'yı çalıştırdığı yıllarda Athletic Bilbao'yu çalıştırsa hep şampiyon yapar mıydı? Transfer yok. Baskı oyuncu oluyor ya sırf. Yapamazdı. Para. Yapamazdı. Tamam. Ama başka bir maddi yapar mıydı? Ama şunu yapardı. Athletic Bilbao'yu bambaşka bir seviyeye çıkartırdı. Acayip bir takım yapardı. Çıkardı bile ise bambaşka seviyeye. Ama olmadı. Tamam başka olsun o da o seviyeyi yapardı. Çıktı. İşte Guardiola da o seviyeyi yapardı. Bence aynı sıkıntıyı yaşardı. Çünkü Guardiola diyor ki Bielsa benim ustam diyor. En çok onunla. Tam o da işte yarı finale çıkartmış işte abi. Gerçekten. Daha ne yapsın yani? Şartlar falan çok önemli. Maç ya elbette öyle babacığım. Ne alakası var bir tane adam tutmaktan getirdim buraya ya. Yani bak bir tane adam tutmayan adam duran kötü, top kötü hocalık yapmıştır abi. Donka kafa vurduran adam kötü hocalık yapmıştır. Duran topu Donka kafa vurduran. Çünkü bir tek Donk var. Takımca savunursun. Sadece Donk var. Başka vurabilecek adam yok ve hep onu atıyorlar. Bunu göremeyen adam kötü hocadır abi.
Bu kadar basit. Bir kere Galatasaray bu kornerleri çok iyi kullanıyor. Mesela ya işte baba sabaha kadar iyi kullan bana ne abi? Vida da bir kişiyi tutacaksa, bu kadar basit. Vurdurtmayacaksın ona. Ha Falcao vursun atsın. Fegoli vursun arka direkte atsın. Onları bilmem. 60, o alan savunması problemi. Kaçıncı dakika? 67. dakika mı? Gökhan Gönül sakatlanıyor. Zaten normalde... Çok da kötü oynadı yani Gökhan ayrıca. Onu da söyleyelim. Yok yani. Ya. Çok kötü oynadı bence. Bence iyi değil. Ne gibi? İyi değil Gökhan. Bence gayet iyi oynadı. Önce kötü oynadı. Ben Gökhan da kötü oynadığını düşünüyorum. Vida'nın da kötü oynadığını peki, düşünüyorum. Peki Gökhan Gönül mü? Biraz Ruiz iyi oynadı. Yani. Caner hayret verici şekilde mesela hepsinden iyiydi. Caner savunmada neredeyse hiç hata yapmadı. Evet, bu yüzden de hücumda çok şey yapamadı. Hayret verici derecede iyiydi yani mesela. Bir şey söyleyeceğim. Bak bir teknik direktör başarılarını sayıyorum bu maçtaki Sergen Yalçın'ın. Bir böyle Caner hiç hata yapmadı. Geçen hafta sırf evet, kafadan çok büyük başarı doğru. Karius hatasız bir maç bitirdi. Onun İki tane yumruğu istediği gibi atamadı. Ne gibi bir teknik direktör başarısı var? Sen abi o adamla konuşup ona iyi oynatmak bile bence. Ben buradan ha, kaleci, eski bir kaleci olan Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Hoca'yı tebrik ediyorum. Bir derbide, bak yine Muslera çok iyiydi ama genel standardı o zaten. Karius son bir ayki standardının en az 3 yıldız daha iyi oynadı o standarttan. Evet. Ha. Abi zaten bunları yapıp, bir de ön tarafta oyuna böyle diye bir girip 3 çalım atar. Bir kere bak Enkudu'nun pozisyona gel ya. Enkudu'nun pozisyona gelelim. Evet. Teknik direktörün orada yapabileceği ne olabilir? Hiçbir şey yok. Anca o sezon kalite, başında başlarsın. O yetenek bariyeri. Ha, Temmuz ayında alırsın takımı. Volkan i̇şte, yetenek, Şen, Şenol Güneş gibi. İşte o yetenek bariyeri abi. Ha, tamam. Orada yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok abi. Fegüli boş kale atamıyorsa orada da teknik direktörün yapabileceği bir şey yok. Tabii bir şey yok orada da. Ama duran topta Donk'a vurdurtmamak bir teknik direktör başarısıdır. Yapması gereken şeydir. Duran topta tekrar ediyorum. Akan oyunda attılar Falcao'ya. Falcao golü atamadı. Fegüli atamadı. Onyekuru yetişemedi. Onyekuru çekti sağ üstten. Avut attı. Enkudu bomboş pozisyonda Boateng'e çıkaracağına Muslera'nın üstüne vurdu. Onları teknik direktör yapamaz bir şey. Donk'un karıştırmayalım. Kornerlerde kafayla attığı olayları karıştırmayalım. Teknik direktör, teknik direktör hatasıdır. Evet. İnşallah bir Manchester City ile İnşallah Manchester Liverpool'la onlarda da atarsa o atarsa inşallah onlarda da teknik direktör atarsa. Peki Real Madrid'e atarsa ve Zidane kötü hoca mıdır? Kötü hocadır abi. Duran topta pes. Kötü hocalık yapmıştır abi. Real çalıştırmamıştır. Standartlı abi. Bak kötü hocadır başka, kötü o, çalıştırmıştır. O maçta önlemi eksik almıştır işte, başka. Bak, kötü hocalık yapmıştır. Çok ağır. Kötü hocalık yapmıştır o teknikte. O korner açısından kötü hocalık yapmıştır. Olayı dramatize etme, etme. Başka yere çarpma. Başka yere çekme. 8 Dünya Kupası Zidane böyle iki tane kafayla gol attı. Brezilya tek direktörü çok mu kötü? O maçta hayır o ama şimdi bir dakika. Zidane ondan sonra bir dahaki maçta, bir sonraki maçta gene öyle iki tane kafa golü atabiliyorsa o hoca kötü hocadır. Bak tekrar anlatıyorum. Adam bir çıktı, vurdu kafayı. Donk. Ulan bu Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal değil, ben olsam hiç önemli değil, ben olayım yani. Ersun Yanal'dan 100 bin kere daha az bilen birisiyim ben bu işi. Ya bunlarda kafayı vuracak bir kişi var kardeşim. Bu Ömer iyi topu vuruyor, korner atıyor, iyi top, duran top kullanıyor. Vuracak bir adam var, bunu tutacaksın Vedat. Bunu söyleyeceksin ya. Bunu söylemediysen o maç için, o pozisyon için kötü hocalık yapmışsındır. Diyelim ki söylemedin, diyelim ki kötü hocalık yaptın, Donk da gitti attı golü. İkinci maç, Sivas maçı. Vurdu adam, Gençler Birliği maçı, adam yine gol attı ya. Ha, o zaman diyeceksin ki baba bak bu adam hem Fener attı hem Gençler Birliği attı. Sivas'ta da bir tane böyle bir vurdu boşa attı. O zaman babacığım bu adamı tutacaksın diyeceksin. Sivas'ta yerden hala demiyorsan, çok iyi. Zidane kafayı ön direkte vurdu. Roberto Carlos'un üstünden oldu gol. Gitti bir de öbür taraftan bir daha ön direkten vurdu. Zidane bir daha öyle bir gol atamaz. Eğer atmışsa bir sonraki maçta Fransa ile ekip oynuyorsa o teknik direktörün hatasıdır. Bir dahaki maç ta 4 ay sonra Türkiye'ye işte oynadı galiba Fransa. Neyse işte o yüzden dolayısıyla. Bizim takımla oynadı galiba öyle bir şey hatırlıyorum. Adamlar, Mustafa Hoca'nın Saffet Sancak adam diye söyledi. Aynı golü atıyorsa, sorun vardır abi. Aynı golü atıyorsa sorun vardır. Peki, ve bir kişiysen bak. En kritik soru. Bir kişiysen adamda hem Sergio Ramos var hem Casemiro var hem Varane var hem Benzema varsa o zaman itiraz etmem. Peki ben sana soruyorum. 4 tane büyük kafacı varsa itiraz etmem. Bir tane kafacı var abi Donk. İkinci yok. Hala vurduruyorsanız sizin hatanız hocam. Peki en kritik soruya geliyor. Evet. Türkiye milli takımımız maalesef dünyada özellikle kornerler ve duran toplar hala çok golü. En fazla kafa golü yiyen takımdır. Çok büyük hata işte. Bu şey o yüzden elemeler zaten, hariç. Çünkü neden? Çünkü, bu elemeler evet hariç. Çünkü duran top savunmasını bilmiyoruz abi. Peki bir dakika sen diyorsun ki böyle gol yiyen takımın hocası kötüdür. Senin teorine göre Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Deniz duran top kötü. Savunmasında kötüler abi. Duran top savunmasında kötüler ki yiyorlar abi. Pes. Duran top savunmasında kötüler ki yiyorlar. Pes değil abi. Pes. Duran top savunmasında kötü olmasalar yemezlerdi abi. Duran top savunmasında kötüler demek ki.